Günaydın zavadaklar. Makyajım değil, atıl beni şeyden. Zavadak Amel abla. Günaydın. Burada ne var? Fuck off. Ben de annem sabah yaparken duydu. Ben pişirmekle uğraşmamak için 1,5 saattir falan uyuyor numarası yapıyorum. Ama artık idrar kesen patlayacak noktaya gelince artık yerimden kalkmak zorunda kalktım. Ama zaten annem çok da Elif'i çağırmış, pişirmeye başlamışlardı. İşte böyle şey yapabilirsin. Mesela anneniz size iş verdiği zaman uyuyormuş numarasına devam edin. Ve böyle asabi olun, tamam mı? Elif beni uyandırmak için geldi. Çok asabi davrandı. Elif pişirmeye başladı. Zavadak zavadak pişirmiş çünkü neden? Ayşe ablanın tavaya yağ koymaması lazımdı. Tavaya yağ koymuş. Pişi yiyeceğiz, hem de üstüne yağlı pişi yiyeceğiz. Ben pişi yemeyeceğiz, yağlı yiyeceğiz. Yağ zaten yağlı olur. Annem de pişiyi rüyasında görmüş gibi sabah sabah kalkıp pişi midir, yağlı mıdır neyse artık ondan yapmış. Eda bir şey soracağım. Doğru. Önemli olan onu götürme. Götürmemek. Oynadığım sayısal notadan lan Buraj. Biliyordum Buraj. Onu bekledim zaten. Veterineri aradım. Gidiyoruz, tamam mı? Yürüyeceğiz, onu da biliyorsun değil mi? Otobüs yok mu? Köpekler nasıl otobüse biniyor? O bizim çocuğumuz deriz. Hadi ya dersin. Yediğimizi eriteceğiz yine ya. Kaos. Ne? Bir daha duymayacağım. Ne? Kod kaldım, kaçmıştı. Ya gerizekalı. Arkadan kendisi durdu. Vallahi canım kaynadı. Yalan söylemiyor. Vallahi canım kaynadı. Bak yemin ederim seni döverim. Elif yemin ederim bir daha beni ısırma. Sen köpek gibi ısırıyorsun. Terbiyesiz. Yine bir konuşacağım. Kimse bana cevap vermeyecek. Çünkü ben bu evde yok sayılıyorum. Balkona gidip komşularla konuşacağım. İyi, çiçek cam da çıktı. Çok creepy değil mi? Bak çekil. Ne oldu? Balkona geçiyor, oturmuyor da. Böyle ayakta duruyor ve dün gece de gördüm ben. Ya sen salak mısın? O bana süpürge verdi. Aptal. Doğru konuşuyordun. Bana elektrik süpürgem yoktu buraya geldiğim ilk ya. Bana elektrik süpürgelerini verdiler. Tamamen. Sizin olsun diye. Ama kanka biraz şey... Hayır, onlar çok iyi bir insanlar. Sen tanımadığın için böyle konuşuyorsun. Özür dilerim Allah'ım, şimdi atlıyorum bunun için. Şaka şaka. Günaydın. Yine kimse cevap vermedi. Yağlı ne yiyeceğidir? Bak söyle. Dün yağlı. No no no. Benim bir tane var. O hangisi, nerede bilmiyorum. Sanıyorum ki kıymamız yoktu. Ben patates istiyorum. Patates ve peynir şey ıspanak sevdiğiniz için. Fotoğraf Cemil. Böyle mağazır masaya oturursanız kimse sizden iş istemiyor. Ama mesela herkes bir şeyler hazırlıyor ama ben oturuyorum. Eda kalk da sen de bana çayları ver hadi. Tamam of. Ya buraya geldiğinden beri hiçbir işin yok senin. Sen işsin teksin. Pardon ya, sen burada mı yaşıyorsun? Hadi yallah tazik çok konuşma be. Ah! Ah! Eda'cığım! Söyle. Aşkım örtüsüyle sarıldım yaralıdırsa ben sana yürüdüm oldum yaraldım. Ay sarıldım yoruldum. Orada bir çıkma da var, anladın mı? Ama bu ve bu satılık. Hiçbirisi satılık değil. Sakın aşağıda satın almaya çalışmayın. Gel şov yapacağız. Gel. Keşke sen ve ben birlikteyken kumlara uzansak. Dalıp dalıp denizlerden hayaller çıkarsak. Derin derin uzun uzun baksam sana. Aşkım sana adlı şarkıyı istesem senden. İstesem sen. Venüs dik dur. Yağlı yedik ya, ondan oldu. Biz şimdi veterinere gidiyoruz. Soja çünkü uyuz olmuş olabilir. Makalede beni görürseniz tanımıyorsunuz. Nasıl yani? Nasıl yani? Dur halledeceğim. Ya makalede beni görürseniz de tanıyamıyorsunuz. Elinde kokuyor. Krem. Niye sürmedin? Krem gizicin gibi oradan kendine sürdün sadece. İşte el elin nasına aydan tutma fesini. Arkadaş. Ya aptal ya. Böyle bir şey yok, böyle bir laf yok. Tamam, bozuk paraları al, sayısal oynayacağız.
Salon çocuğun rızkını her şeyini sayısal lotaya yedirip duruyordu. Mara oynamak için topladığım paralara bak. Bugün sadece bir kalan oynayacağım çünkü sonradan bağımlılık yapıyor. Şarabdan kumar mı kana düştü? 1.5 kanka 1.5 bir kalan oynatalım. Alo kumar attı. Çocuklar rızkını yediriyor. Ben üstüne bir şeyler söylerim. Bay bay hayi biz kumara gidiyoruz. Bay bay. Kombinim bu şekilde. Dağa çıkıyorum kombini gibi bir şey. Bu da dağdaki eğitmenim. Kaç yıldır dojo seninle? 3. 3 yıldır gittiği veterinere dedi ki ben yolu bilmiyorum sen götür. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben yolla hep uyutuyorum. Benim... Kanka bir şey diyeceğim. 3 yıldır gidiyorsun dojoya bıraksan o bile götürür. Benim kapasitem o kadar gerçekten. Beyin kapasitem çok geniş değil. Ben bir şey diyeceğim. Şu koltuk şey mi taşsak mı? Onu satıyorlar mı? Ya da orası döşemeci taşıyamazsın. Ha onların yani. Evet. İskemliler peki? Ondan da kimse tenezzül edip çalmıyor bir şey. Bir yere gidiyor tamam mı? Yarım saatliğine. Adam dükkanını kapatmıyor. Kapatmadan gidiyor. He Ronaldo'nun adasında yaşıyorsun anasını satayım. Ela benim kaç kez mahalle bakkalına gidip alıp ama ekmeği alıp parayı mı? O bakkal öyle bir hayat dersi verirdim ki inanamazsın. Hayatta en hassas olduğum nokta bakkaldır. Bak açık bakkal bulsam yemin ederim soyarım. Ela kenara geldi. Ay ben de diyorum nereden geliyor ses yolda yürüyormuşum. Geç. Geç de rahatla. Aa arkadaşlar size bir şey anlatayım. Dün markete girdik. Süt aldım 2 paket. Elma aldım. Ivır zıvır bir şey aldım. Bunlarla beraber kasaya gittim her normal insan gibi. Ama ne yapmışım bilin bakalım. Aldım ucuz olan şeyleri kasaya koymuşum. Sütleri kolumun altına sıkıştırmışım. Elma poşetini elimde tutuyorum. Asla onları kasaya bırakmıyorum. Adam geçti. Süt de buradan mı dedi. Ben de... Evet dedim. Sütü oraya koyduğumu düşünmüştüm. Yani sanki süt bir sonraki müşterinin sandı da ona cevap evet süt de benim dedim. Sonra elma da mı buradan dedi. 5 dakika önce bir kilo elmayı ben doldurmamışım gibi ne elması dedim. Adam onları da alabilir miyim lütfen o zaman dedi. Bir baktım hepsini koltuk altıma bile sıkıştırmışım. Gizli gizli onları tutmaya çalışıyorum. Dedim kusura bakmayın. Çanakkale'deki A101'e gidemeyeceğim. Neden? Neden? Çünkü ben bir hırsızım. Sizin manzaranız benim manzaram. Keşke dojo yatsam da hepsini bir kıtlasa. Korkunç bir şey atlattık. Az önce 2 tane kocaman köpek dojoyu yemeye çalıştı. Sonra ben ikisinin üstüne atladım. Parçaladım onları. Birinin kuyruğunu kopart. Gidiyorum ben şimdi. Bay bay veterinerde görüşürüz. Gerizekalılar. Şov için yapmadım. İnanamıyorum ya. Harika bir gün. Domuz oldu. Domuzlar. Pislemişsiniz lan burayı. En iyisi gözlüm. Sen de sevda. Ne arar. Öyle bir şey vardı. Deniz kafasında ne birikmiş? O bir yosun taş kaya. Aa kuşlar geliyor. Dojo kaplan birini avladı. Dışarıya çıkamıyorsunuz ya arkadaşlar. Ben size dışarıyı getirdim. Nasıl ama? Dojo'nun sonuçlarını bekliyoruz. Şu dojo'yu içeride zapt edemedik. Çünkü deli danalar gibi savaştı. Aa bakın ne kadar güzel bir şey oluyor burada. BİM'e giren insanlara benziyorlar. Dede. O köpek geliyor. Dojo'yu kıtlamaya geliyorsan. Kaldır. Elif biraz sinirli bakıyor. Kaldır. Yürü. Geliyor, koşarak geliyor. Yürü. Kovaladım. Hele bir gel de seni kıtlamıyor mu? Bana bak ya. Burada bir anormallik var ha. Veterinerde görüşürüz. Sen tutamadın ya köpeği. Şey dediler çok büyük zaten onu tutamazdı. Ben de tutar dedim. Şaka demedim evet tutamıyor dedim. Seni savunacak halim yok. Kadın erkek gibi bir tane vursa bir tane yer değil. Zor ben ama seni tutar diye biliyordum. Eda sen deli misin? Sus!
Omuz dojo uyuz olmuş. Az önce Elif'i ameliyata aldılar. Ameliyattan çıktık. Hani böbreği yoktu ablamın. Dojo'yu biraz daha şurada salacak ve geri almayacak. Gelip buradan toplayabilirsin. Biz artık bırakıyoruz bu köpek işlerini. Ben de diyorum ki arkadaşlar, olaya güzel yerinden bakalım. Dojo'ya kötü bir şey olacakmış ama para cezasına çevirdik. Öyle düşün. Nasıl yani? Hapis cezasına çevirsem daha iyi olur. 360 lira ödeyeceğine 360 gün yatar mıydın? O kadar da değil. Benim günlüğüm 1 lira değil, nitelikli elemanım ben. Ne bileyim, canının kıymeti yok gibi hissettim. 360 lira için mesela bir hafta yatabilirdim. Korona olsam daha az üzülürdüm, biliyor musun? Bana çok sıkıldı ya. Ya bir şey yok. Artık yüzümün astarı yırtılmış, farkında mısın? Bana bakan hiç kimseden utanmıyorum. Kanka canım müthiş sıkıldı ya. Canım var ya bak, müthiş sıkıldı. Allah benimle uğraşıyor ya. Sen bu Allah'a bir daha bir şirk koş var ya, seni vurdum mu ha buradan. Vurdum mu uçururum. Dojo sen de evine ekmek getir lan bir. Elini ekmek tutsun. Şimdi o dedim, geçtiğimiz köprüden bir daha geçeceğiz yani, Dojo'ya bir daha saldıracak. 360 lira biraz fazla değil mi gerçekten ya? Evet, annemin fincanlarına döndü artık bu. Önümüzdeki 4 vlog boyunca da ablamla 360 lira. Bir aylık Dojo yürü lan yoluna, zaten doydun, soğana çevirdin bizi. Pamuk şeker yapacağım. Elif köpek var. Dojo yürü. Onu kutlarım sakın. Sakın sakın bakma bile. Seni öldürürüm köpek, o kadar diyorum sana. Benim yeğenime bak bak geliyor. Oha, beni resmen kale almadı bir süre. Yeğenimi koruma challenge. Mehmet atma. Kendini atmayı mı düşünüyorsun 360 liranın ardından? Zorlu görev için. Allah bunların kalbini sıcak gibi. Zorlu görev için toparlandım arkadaşlar. Şimdi köpekleri kovalayacağım. Çok heyecanlıyım. Sana arkada bakıyorum. Kendimi dereden atacağım şimdi. Kendisi çay atayım mı challenge? Oo, bakın burada ne var? Aşil. Domiye. Ne yapıyor beni etkilemek için? Sizde bir zamanlar bir kit vardı. Çil merhaba. Ne haber? Çıkıyor musun böyle karantina döneminde? Atam özür dilerim, cıvık bir kız olduğum için ya. Atam şurada bak. Şurada da atam var. Yalak yalak hareketler yapıyorum burada, aşil maşil. Soğukta azım yamuldu. Ay, rüzgar hiçbir şey duyamıyor olabilirsin. O yüzden eve gidince konuşuruz. Fazla konuşmayın, susun. Eve gidene kadar susun. Hadi bay bay. Dudaklarıma bak. Dedemin ayağına benziyor. Ben dedemin ayağını hiç görmedim. Yalan söyledim. Hadi bay bay. Naber? Ben eve geldim. Ödevimi yaptım. Online eğitime geçmişiz. Artık okul mokul diye bir şey yokmuş. Karantina günlükleri herhalde 1500'e kadar beraberiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sıkılan da çıksın gitsin. Lütfen sıkılmayın, olur mu? Da sıkılanlara ne demek istiyorsun? Anne sen bana niye cevap vermiyorsun? Anne videoda ne zaman bir şey söylesem cevap vermiyorsun ya. Sanmıyorum bak, ben burada sessiz sedasız dikişimi dikiyorum, tamam mı? Kanka problem de o. Skype açıp beraber gıdık egzersizi yapalım mı? Benim gıdığım çıkmış. Nasıl yapılıyor ki? Anne gıdığım acıdı. Annem günde 3 cümle konuşuyor, ikisi fincanımı kırdınız. Venüs yine gelecek akşam. Gelemeyecek işte, gelemeyecek. Bak annem şu an kamera açıklaşıyor. Gelemeyecek, gelecek. Ama akşam... Elif, o Venüs'ü buraya getirse var ya, tüyleriniz yakarım ha. Kahve yapmayacağım. Antinada yürüme şeylerime baktım arkadaşlar. O kadar az yürümüşüm ki 15 adım, 13 adım, 20 adım, 60 adım. Herhalde o gün biraz iki kere falan tuvalete gittim. Dojo veterinere götürünce biraz yürümüş bulundum. O kadar uykum geldi. Seyyemeyim, çok uyku var ya. Şimdi biraz uyuyacağım. Annem bana kahve yaparsa belki uyumam ama benim annem bir robot olduğu için gözümde bir şey kalmış. Niye söylemiyorsunuz ya? Bak, bir yerimde bir şey kaldığı zaman ve ben bunu akşam fark edersem, o gün görüştüğüm herkes artık benim düşmanım. Nasıl yani? Kahve içti öyle uyuyor. Kahve içti öyle uyumu. Nasıl yani? İyi geceler. İyi geceler. Yaptım salama, döndüm soluma, melekler şahit olsun dinime, imanıma. Elif geliyor mu? Keşke kork yer dedim ben. Af
nasıl yani? Keşkek mi yaptın? Arkadaşlar bugün ablam bir şey söyledi, çok zoruma gitti. Şimdi evim cemaatçilerin evine benziyormuş, ablam öyle söyledi. Anne benim İstanbul'daki evim öyle şey mi benziyor? Ya küçük fincanımı... Orta! Keşke bana cevap vermeseydim. Alkışlıyoruz. Milletçe alkışlıyoruz. Atamadım. Kusura bakmayın. Evde dura dura artık küpe benzedim. Ebe Gümeci gibi oldum. Anne ya ben Angelina Jolie'ye mi benziyorum? No 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 no. Ben hasta oldum ha. Ondan değil, koronamsı bir şey hissediyorum burnumda. Şarkımı da söylüyorum, sakın ağlama. Çınlasın kulağında her bu şarkı çaldığında. Ne zaman umutsuzluğa düşsem, ne zaman çok mutsuz olsam dinlediğim bir cover var. Bu. On the Floor'ın bu cover'ı. Let me introduce you to my party people in the club. I'm new to do. Everybody else is with you, Joe, to be with you, too. Bad, 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 la 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 la. Today we gonna. Bakın patosunuzu kahvenize batırırsanız bu şekilde. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Yere damladı ayağımla sildim. El kustu, 1 kilo cips yedim ha. 1 kilo cips yedim, 1 kilo. Instagram'dan takip ediyorsan bilirsiniz. Daha önce yapmıştım bu espriyi. Yaptım, espriyi yapmayı hiç sevmem ama yaptım. Sohbet time. Ama bu sefer ben ve annem sohbet. Çünkü annem kamera varken konuşmuyor. Özür dilerim. Görüşürüz. Get on the floor. Ben geldim arkadaşlar. Gözüm kaşınıyor. Hadi gözüm çok kaşınıyor. Bakın şimdi. Komşular, iyi akşamlar. Ablana bak bakayım, camdan gözüküyor mu? İnsanlara iyi akşamlar diledim. Elif! Elif! Açamıyorum. Korona, korona, çıktın dünya turuna. Kapat hadi, defol, defol, defol. Daha fazla görmek istemiyorum. Korona, korona, çıktın dünya turuna. 2 gün hiçbir şey yemeyip yanaklarımın şu kısmını eriteceğim. Bu arada mesela anne öyle bir şey var biliyor musun? Mesela 2 gün hiçbir şey yemiyorsun ya ama o 2 gün istiyareye mi ne yatıyorlar? Kilo vermek istediğin yeri oradan mı kilo vermek istiyorsun? Oranın üstüne yatıyorsun. Ama dua da etmen lazım. Onun belirli 2 tane duası var. Böyle salak salak
şeylere niye inanıyorsun? Böyle bir şey yok Ece. Var anne. Urade bunlar. Anne var. Ben denedim. Acun programında anlattı bunu. Acun mu anlattı? Evet, Acun Medya'nın programında böyle bir şey anlatıldı. Acun'un söyledikleri her şey doğru mu? Acun siyaha beyaz dese inanırım. Niye? Parası var. Parası olanlar daha çok yalan. O zaman en dürüst sensin. Görüşürüz hayatımda önemli bir şey olduğu zaman, yani hiçbir zaman. Bak yine aklıma geldi şu an. Mangana Serozyon'da ikinci oldu ya. Nasıl ikinci oldu ya? Ne haber kız? Cimcime. Çıkıyor musun öyle dışarılara filan? Ben edit yapmaya başlayayım yani. Boş gezenin aşı kaynamazmış. Böyle bir söz var mı? Özür dilerim. Merhaba, menüsüne geldim. Hayatta en sevdiğim yemek. Bunun adı keşke. Bu da benim hayatta en sevdiğim ablam. Canım ablam. Pardon, ne yapıyorsun acaba? Bu şekilde yaşayamayız. Arkadaşlar yemeği o kadar dalmışım ki videoyu kapatmayı unutmuşum. Videoyu beğendiyseniz buradan bir şeyler çıkacak. Onları basmayı unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olsanız çok sevinirim. Bir sonraki karantina vlogunda görüşürüz. Hoşça kalın. On the floor.